Merhaba arkadaşlar, bugünkü videomuz diğerlerinden farklı olacak. Ne olacağını söyleyeceğim ama ondan önce bazı arkadaşların istemiş olduğu grafik ve user options ayarlarını paylaşacağım. Çözünürlüğün 1920x1080 daha seri bir oyun istiyorsanız bu çözünürlüğü düşürmeniz lazım. Ben video kaydı aldığım için yüksek tutuyorum. Zaten render'da editlerken biraz daha düşüyor kalite. Field of View adamın görünme uzaklığı bende en yüksekte. Render Quality %100. Aslında bunları söylememe gerek yok ama direkt görüyorsunuz zaten. Render Distance, oyun içerisinde genelde 500 oynuyorum. Oyuna başlarken de 2000-3000 gibi bir şey oluyor. Siz zaten oyunda onu da görüyorsunuz. Diğer ayarlar da bu şekilde. Gördüğünüz gibi hepsi low'da. Tek tek bahsetmeyeyim. Hepsi low'da arkadaşlar. Bir de oyun içi ayarlarımıza bakalım. Mouse, scope, bilmem ne, bütün sensitivity'lerim 7. Biraz düşük. Genelde daha yüksek. 10'un üzerine 12-13 falan oynuyorlar. Ama ben böyle oynuyorum. Böyle alıştım. Diğer ayarlarımdan şu bakalım ne var önemli. Şu Conofire'ı bazı arkadaşlar soruyor. Bu eğimin yanındaki çembere benzeyen işaretler. Onu kaldırdım ben. Başka ne var? Center Inventory, envanterin ortada görünmesi hız kazandırır. Bence böyle yapın. Normalde sol köşede olması lazım. Başka bir de şunlar önemli. Burasını da böyle göstermiş olayım. Siz kendinize uygun olanları değiştirebilirsiniz. Çünkü hangisi sizin için önemli bilmiyorum. Biraz böyle bekledik. Sonra şunu biraz daha aşağı aldım. Ayarlar bu şekilde. Çoğuyla oynamadım zaten. Ama bazılarını değiştirdim. Mesela şu crouch eğilme C tuşu bende. Oyunun orijinalinde de C tuşu ama normalde hangi tuş olur? CTRL tuşu kullanılır genelde. Çünkü sağa giderken eğilmek biraz zor. Hatta imkansıza yakın C tuşuyla. Ama eğer CTRL olursa problem olmuyor. Diğer ayarlarda şu şekilde. Şöyle indireyim. Sizi ilgilendiren kısımda durdurursunuz arkadaşlar. Otomatik koşmayı da G'ye ayarladım ben. Bir de şu medikallerden Q ve F'ye ayarladım. F medkit, Q bandaj. Onu tabi oyun içinde değiştirebilirsiniz. Eğer ProConfig'den kullanıyorsanız bunlardan birini ayarlayabilirsiniz. O kadar. Yani araba zaten çok önemli değil. Değiştirmedim o yüzden. Şöyle buna da bakabilirsiniz. Emote'larda zaten bunlarla pek işimiz olmuyor. Bunları da değiştirmedim. Şimdi bugünkü videomuzdan bahsedelim. Biliyorsunuz arkadaşlar ya da bilmiyorsunuz belki. Geçtiğimiz hafta sonu bir turnuva oldu. H1Z1'in Elite Series 2017 şeklinde. O turnuvada 3 tane solo maç yapıldı. 3 tane de takım oyunu maçı yapıldı. Bu maçlarda bunlar oynayan kişiler dünyanın en iyi oyuncularından, en ünlüleri diyeyim ama iyilerinden. Bunların para ödülü, bayağı bir para ödülü vardı. 300.000 dolar falan olabilir. Tam inceleyemedim. Daha önce geçen senelerde buna benzer videolar çekmiştim. Her sene yapıyorlar çünkü bunu. Fakat geçen senelerde takımları falan incelemiştik. Bu sefer öyle yapmayacağım. Bu sefer direkt oyunlara geçeceğim. Diğer eski oyunlarda genelde birer tane oluyordu. Ya sadece beşli oynanıyordu ya da sadece tekli oynanıyordu. Bu sefer hem tekli hem beşli oyunlar var ve 3 tane maçtan oluşuyor. Dolayısıyla çok uzun. Ben büyük ihtimalle tek tek yayınlayacağım bunları. Birer maç birer maç. Dur geçmeden önce ben şimdi heyecanlı olsun diye böyle daha çok zevk almak için daha önce oyunları izlemedim. Sonuçlarına da bakmadım. Bir tane Türk de var oyunların içinde. Tabii ki onu destekleyeceğiz. 10.000 days belki 10K olarak herhalde oyuna girecek. Biliyorsunuzdur zaten. Onu destekleyeceğiz. Ama sonucu bilmiyorum. Ödül aldı mı bilmiyorum. İnşallah almıştır. Daha heyecanlı olsun diye dediğim gibi önceden hiçbir şeyine bakmadım. Ondan sonra bir de bu benden hani taktik, strateji falan videoları istemiştiniz. Onlara başlamayı tabii düşünüyorum ama ben biraz tembel olduğum için ilerleyen zamanlarda gelir. Ona altyapı olarak düşünebilirsiniz arkadaşlar. Altyapı diyorum çünkü direkt birinci oyuncunun gözünden göremeyeceğiz oyunları. Üçüncü gözden göreceğiz. Dışarıdan kamera, üçüncü kameradan bakacağız. O yüzden tam olarak nasıl oynadıklarını anlayamayacağız. Ama elbette yine de faydalı olacaktır. Çünkü bazı taktikler hangi kamera olursa olsun kendini belli edecektir. Benim videoda ilginç bulduğum bir şeyler olursa bunu zaten sizinle paylaşacağım. Ondan sonra ben niye orada değildim? Ben çünkü Atlanta'yı sevmiyorum arkadaşlar. Atlanta'da Amerika'da. O yüzden gitmedim ben turnuvaya. Yoksa çağırmadılar değil yani. Yanlış anlamayın. Şimdi isterseniz oyuna geçelim. Bakalım ilk oyundan başlayalım. Önce teklileri yayınlayacağım. Daha sonra beşli oyunları yayınlayacağım. Tabii ki hepsindeki strateji farklı olacak. Ama takımları ben incelemedim. Dolayısıyla kim hangi takımda bilmiyorum. Hatta Türk arkadaş Yağız ismi. Yağız hangi takımda onu da bilmiyorum. Bakacağız. Yani büyük ihtimal Storm'unla aynı takımdadır. Storm'un takımındadır. Çünkü onlarla muhabbetleri vardı. George Chicken vardı. Geçen senelerdeki turnuvada oynayanlar varsa eğer onları mesela Ninja'nın çağrıldığını biliyorum. Onları da size söylerim oyunun içinde. Şimdi geçelim. Evet arkadaşlar, oyun başladı zannediyorum. Yani değişik bir giriş oldu. İnerken göstermiyor. Haritadaki dağılımlar genelde haritanın orta kısımlarında, köşe kısımlarına atmamış. Biliyorsunuz eskiden oyunda genelde orta kısımlarda bitiyordu ama artık dışarıda da bitiyor oyun. Köşelerde de bitiyor. Şimdi bazı arkadaşlar paraşütle daha hızlı nasıl inilir diye soruluyor. Mesela bu şekilde inilmez, aynen bu şekilde inilir. Tamamıyla yere bakmanız lazım. İneceğiniz yere bakmanız lazım. Daha doğrusu şöyle yere paralel bir şekilde inmeniz lazım. Herhangi bir tuşu yok. Bazıları S tuşu diyor ya da sağ sol yapınca daha hızlı iner falan filan diyor. Yine yeri gelmişken eğer normalde bir oyun oynuyorsanız o deminki zenci kızın yaptığını yapmamanız lazım. Çok yavaş davranıyor ama burada kişi sayısı az olduğu için insan görme ihtimali az. Fakat bizim oyunlarımızda 174 kişiyle başlıyoruz. 174 kişiyle başladığımız için çok fazla adam çıkıyor. Dolayısıyla o kadar beklerseniz büyük ihtimalle hemen ölürsünüz. Bu oyunda tabii ki stratejileri farklı olacaktır. Yani çünkü para ödülü var. Para ödülü önemli. Para ödülünü kazanmak için daha az çatışmaya girmeye çalışacaklar. Daha çok loot yapacaklar ama gerçekte böyle oynamıyorlar. Biliyorum çünkü ben de bazılarını izliyorum. Görüntü 720p olduğu için yani videonunki tam olarak eğim belli olmuyor. Çok da önemli değil. Zaten eğimi göstermiyor. Ama oyuncuların isimlerini görmekte zorlanıyorum. Onu da spikerler söylerse anlarız. Araba genelde oyunda araba önemli ama burada daha da önemli çünkü pozisyon belirlemede, efendime söyleyeyim işte yer değiştirmede çok lazım olacak. Normal kendiniz oynarken o kadar önemli değil ama burada göreceksiniz. Yani tahminim o şekilde herkes araba bulmaya çalışacak. Hangi araba olursa olsun ATV falan da olur. Yine dediğim gibi para ödüllü olduğu için burada benim tahminim evet iki tane yakın adam var. Bir çatışma olabilir arkadaşlar. İkisi farklı binalarda ama seslerini duymuşlardır. Çünkü yan binadan ses geliyor. Bakalım nasıl olacak. Daha şu an herkes yaşıyor. 60 kişi başladı. 60 kişi de yaşıyor. Ne oldu? Görüntü yayınla alakalı kesildi arkadaşlar. Benimle alakası yok. Tamam, herhalde ilk çatışma burada olacak. Bakalım. Gördüğünüz gibi yeleği yapmış. Yelek çok önemli çünkü yelek olmazsa, yani yelek 1 veya 2 mermi tutuyor. 1 veya 2 mermi fazla yiyebiliyorsunuz. O yüzden bir avantaj. Oyunda pek çok avantaj var. Araba mesela demin söylediklerinden biriydi. Arabanın arkasına saklanabiliyorsunuz vurulmamak için. Evet, çatışma sesi geliyor ama adamı ben göremedim. Bu da avantajlardan biri. Yeleği mutlaka yapmaya çalışın. Yeleksiz çatışmaya girmemeye çalışın. Tabi bazen bu imkansız olabiliyor. Çok seri oynamak gerektiğinde ama yine de aklınızda bulunsun. Evet, açık bir kapıya girdi. Kendisi mi girdi, başkasının daha önceden girmiş olduğu yere mi girdi bilmiyorum. Oyun cisimleri görünmemesi kötü olmuş arkadaşlar. Şimdi büyük ihtimalle bu oyunda dediğim gibi insanlar köşelere dağılabilir. Çünkü para ödülü var, sona kalmak isteyebilirler. Öyle olduğu için gazdan ölenler eğer araba bulamadıysa çıkacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü geçen oyunlarda biz çok şaşırmamıza rağmen çıktı. Evet, gördüğünüz gibi köşelere dağılan çok insan var. Haritada daha çok belli oluyor mu? Daha çok belli olmuyor arkadaşlar. İsimleri ben buradan tam net olarak seçemiyorum. Isco'yu gördüm. Rankito'da Isco geçen oyunlarda vardı. Evet, şu da Amerikan style araba. Bunu çok oynayarak kazanabiliyorsunuz. Gümüşleri biriktirip 50.000 gümüşlü Amerikan stili araba alabiliyorsunuz ama pek kolay değil galiba. Benim çünkü 20.000'lerde olması lazım gümüş. bayağıdır da oynuyorum yani bu oyunu. Gerçi ben çok basmıyorum yani, geçen sene basmaya başladım. Evet, normalde bu tarz yerlerde durmazlar oyuncular çünkü şehirlerde çatışırlar ama dediğim gibi bu durum farklı. O yüzden gördükleri her önemli maddeyi almaya çalışıyorlar. Şehirde olanlar var, şehirde çok adam var. Bu arada bir kişi gitmiş, ben o bir kişiyi giderken fark etmedim. Kim olduğunu bilmiyorum. Yine bu görüntü kararması video ile alakalı. İnşallah düzelir, böyle çok iyi oldu. Flame Over, bu da çok sempatik bir oyuncu demiştik geçen videomuzda, yani geçen seneki videoda. Takımına bayağı bir para kazandırmıştı. Bütün takım ölmüştü beşli oyunda. Kendisi sona kalmıştı. Takımına bayağı bir para kazandırmıştı. Evet. İlk çatışmayı görüyoruz. No, göremiyoruz. Gördüğünüz gibi direkt dalmıyorlar birbirlerine. Mümkün mertebe kaçınıyorlar. Şu kim? Tabii kim olduğunu bilmiyorum. Şu polis arabasını bulan kişiler çok şanslı bu oyunda. Çünkü zaten bütün oyuncular iyi. Hızlı bir şekilde yani çatışmadan kaçılabilir. Bakalım bu oyun nasıl devam edecek? Evet, drop düşüyor. Drop'u büyük ihtimal gösterir. İçinde ne var ne yok. Geçen çünkü oyunlarda öyle göstermişti. Yayında problem var herhalde. Ne oldu? Ses de gitti. Ama logosu duruyor. Açıl som açıl. Her zaman tutuyordu. Bu sefer yine tuttu. Biraz gecikti. Oo, cehenneme mi? Burası cehennem mi? Yoksa başka bir yer mi? Yok değil. Burası uzak bir yer. Ama neresi? Haritada yazmıyor. Sağ üst köşede normalde bizde haritada yazar. Rankito değil. Uzaklarda bir yerde arkadaşlar. Buranın tam olarak neresi olduğunu bilmiyorum. Şu ana kadar sadece bir kişi gitti. Normalde bu ne? Ha, drop. Evet, içinde laminate var ve sniper var. Yani bunu alan şanslı ve birisi almaya geldi. Ama alamadı. Kim o? Hemen kaçtı bir yere. Seas. Epsilon. Apex şey. Evet, bu oyuncu çok ben sevdiğim oyunculardan biri. Hem böyle güzel oynuyor hem değişik taktikler yapabiliyor bazen ama çok nadir. Genelde yine eğimi iyi olduğu için oynuyor. Pineapples. Yıldız'ın bir türlü barışmadı. Aslında iyi bir adam ama ben sevemedim, gitti onu. Şurada Zeke yazıyor galiba ama onu tanımıyorum, bakalım. Büyük ihtimal o ikisi birbirini görmeyecek çünkü çok geniş bir alan ve birbirlerinden haberi yok herhalde. Sis atmışlar, kimse alamadı. Apex şey yine drop'a doğru gidiyor galiba. Önce etrafı kesiyor kimse var mı yok mu diye. Ama yok, uzağa gitti. Yani burada çelik... Aa, başkası geldi. Başkası geldi, arabayı park etti. Ne yaptım şimdi? Arabayı park etti. Yani o kadar hızlı alamaz diyecektim ama niye öyle bir şey yaptı onu anlamadım arkadaşlar. Kendini koruyordu, arabayı arka tarafa aldı. Niye öyle bir şey yaptı anlamadım. George Chicken, bu da güzel oyunculardan biri. Çok bir başarı elde edemedi geçen oyunlarda, geçen seneki oyunda, ondan önceki sene oyunda ama ben oyunlarını izliyorum, gayet güzel oynuyor. Evet, bir tane çatışma olacak herhalde. Şimdi 60 kişi olduğu için ilk gaz tamamen yayıldığında çok az kişi ölmüş olabilir. Normalde ilk gaz yayıldığında 40 kişi falan kalıyor, 30 kişi kalıyor bizim kendi oynadığımız oyunlarda. Ama burada durum farklı. Buradan bir cacık çıkmaz. Oradan sıkıyor ama belki şansını deniyor bence. Bu adamın arabası var mı? Evet, yayını Twitch'ten yapıyorlarmış. Ben YouTube'dan izliyorum. 720p'yi aldı. Kaliteyi fullesene reis. Evet, H1Z1'in orijinal... Apex şey birini aldı. Arabadakini aldı. 58 kişi kaldı. Daha şu ana kadar 2 kişi gitti. İlk gideni merak ediyorum nasıl öldü. Çok hızlı öldü çünkü. Birinci ölümle ikinci ölüm arasında yani dakikalar var. Normalde sol köşede görürsünüz. Çat 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 isimler çıkar. Grimy Bill bu da güzel oynuyor. Daha doğrusu şöyle söyleyeyim, değişik oynuyor. Eğimi çok iyi değil ama çok değişik hamleler yapabiliyor. Karşı tarafı şaşırtabiliyor. Bu H1Z1'de çok önemli. Herkes genelde nasıl... Evet, şu çatışmayı izleyelim. Yok. Çatışmadı, çatışmadan kaçtı. Herkes normalde nasıl eğim alırım sorusunu kendine soruyor ama bu oyunda bence strateji iyi vurmaktan daha çok önemli. Çünkü bazen silah ihtiyacınız kalmıyor. Bombayla bile adamları öldürebiliyorsunuz. Evet, gaz sınırında bayağı bir adam var. Aladdin yazıyor. Diğerlerini okuyamıyorum. Inbox'ız gazda. Köşede ama herhalde arabası var çünkü gazla aynı hızda ilerliyor. Ondan sonra diğerlerine bakıyorum. Ortada duruyorlar, ilginç yani, binalarda falan saklanmıyor. Mesela bak kim? Zek çok dolaşıyor. Zek ve adam da var yani. Ama yine de hani rakibini uzak tutmaya çalışıyor, çatışmıyor. O Flame de iyi bir oyuncu. Ben çok videosunu izlemedim ama her turnuvada güzel şeyler yapıyor. Bu Inbox'ız, evet, arabası varmış, hem de polis arabası varmış. O yüzden gazla beraber geliyor. Inbox'ız geçen seneki oyunda, daha doğrusu bir önceki seneki oyunda birinci olmuştu ve çok güzel bir yerde durmuştu. Tepelik bir kısımda durmuştu. Her tarafı kontrol edebiliyordu oradan. Nereden ateş alırsa alsın saklanabilecek bir pozisyonu vardı. Evet, bu da Rock. Bu da iyi oyunculardan. Zaten kötü oyuncu yoktur herhalde. Ben tanıdığım veya tanımadığım oyuncular vardır. Bu da yine gümüşlerini biriktirip şöyle bir araba yapmış. Bu da 25.000 gümüş olması lazım ya da 15.000 olabilir. Bilmiyorum. Aha. Ta nereye çıkmış herif ya. Orada olduğunu biliyor ama yine çatışmıyor. Şimdi o çatıdaki çok yüksek bina olduğu için o çatıdakini vurmak çok zor aslında. Yani oraya gitse ölümüne gitmiş olacak. İyi oynayan değil, şanslı oynayan, yani şanslı olan öldürecek. O yüzden hiç çatışmadı, kaçtı çatışmadan. Evet, büyük bir kayanın arkasında ne yazıyor? Mountain herhalde, daha FPS. Bunu tanımıyorum. Normalde böyle büyük taş çatışırken sizi çok iyi korur ama görmediğiniz adam arkadan saldırırsa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Evet, gördüğünüz gibi çatışmalar böyle, yani vurkaç taktiğini yapıyorlar. Adamın üzerine gitmiyorlar. Uzaktan vuruyorlar. Daha sonradan defolup gidiyorlar diyeyim. Çünkü sadece canını acıtıyor adamı. Burası da H1Z1'in haritasındaki yeni yerlerden birisi. Araba çöplüyor otolar. Şurası da İngiltere'deki Stone Age olması lazım. Oraya benziyor. Stone Age yani. Oraya benziyor. Hatta Türkiye'de de buna benzer bir yapı var. Anıt gibi bir şey olması lazım yanlış hatırlamıyorsam. Ona benzetmişler ama arabalardan yapmışlar. Bir kişi daha gitmiş. 57 kişi var. Ve bu oyunun başları biraz sıkıcı olabilir. Hadi zorla girdi. Chappa down. Bu Chappa bu da agresif oyunculardan biri. Çok bakalım bu oyunda nasıl olacak. Bazıları bu oyuna para kazanmak için gelenler belli ediyor kendini. Çok uzaklarda duruyor. Ama mesela bazıları da direkt adam gördüğü zaman saldırmaya falan çalışıyor. Chappa büyük ihtimal onlardan biri. Onlardan biri olacak. Mesela Ninja öyle değil. Ninja genelde uzaklarda takılıyor. Inbox'ız aynı şekilde öyle değil. Genelde sona kalmaya çalışıyorlar. Evet, Chappa birine ateş ediyor. Bakın gördüğünüz gibi Chappa üstüne gidiyor. Mesela diğer elemanlarda ne olmuştu? Sıkıyorlardı, sonra yer değiştirip kaçıyorlardı. Ama bu üzerine gidiyor. Büyük ihtimalle vurdu. Bu arada o Chappa'nın altında bir bar var. O bar canını gösteriyor zannediyorum. Diğerini bir kere vurmuş olması lazım. Çünkü biraz böyle o bar kısalmış. O yüzden peşinden gidiyor. Onu vurabileceğini düşündüğü için. Ama eleman ne yaptı? Arabayı bıraktı. Eleman içeri girdi. Bakalım ne yapacak. İçeri giderse 50-50 şansları var. O bombayı kim attı? Bombayı kim attı bilmiyorum. Bu atmış olabilir arkadaşlar. Haskins şu an iyileşiyor büyük ihtimal. Evet. Kendine yeni bir yelek yaptı. Demek ki vurulmuş. Evet, şu an bandaj falan yapıyor. Zaman kazandı. Artık kendini iyice iyileştirdi. Şu an eşit güçlerin mücadelesi olabilir. Chappa geri mi gitti? Chappa geri gitmiş herhalde. Ama yok, bombayı kim attı? Evet, Harav, bu da Fransız oyuncu. Bununla benim oyun tarzım biraz birbirine benziyor arkadaşlar. Ben videolarını izliyorum. Evet, aynı binada bir kişi daha var. Bu kim? İkisi de duruyor. Ne yapıyorlar? Bunlar hile mi yapıyorlar? Takım mı oluyorlar oyunda? Neden benziyor? Çünkü oyunda gidiyor, loot yapıyor falan filan. Daha çok mesela diğer oyuncular daha fazla adam vurmak için hemen saldırıya geçerler. Bu önce bir temiz lootunu yapıyor. Kendini sağlama alıyor. Ondan sonra çatışmaya başlıyor. Genelde ben de öyle yapıyorum. Evet, Isco, George Chicken, Pineapple. Başka tanıdığım var mı? Fox, Radek. Radek de eski birincilerden. Bunlar, evet, çembere çok yakın. Güneybatı'da 10K yazıyor. O büyük ihtimalle Yağız arkadaşlar. O da hala yaşıyor. Bakalım. Oyunun yani kaçıncı olarak bitirecek bilmiyorum. İnşallah birinci olur. Diğerleri gaz sınırındaydı. Ama geneli çemberin içinde Isco, Chinese. Evet, birbirine saldırıyor. Şimdi bazılarında sarı görünüyor. Sarı kameranın baktığı kişi olduğu için mi görünüyor yoksa yeleği olduğu için mi diyeceğim ama büyük ihtimalle kameranın baktığı kişi olduğu için böyle. Çünkü hepsinin yeleği vardır diye zannediyorum. Şu an orada niye durduğunu anlayamadım. Evet, bir kişi daha gitti. Chappa'dan gitti arkadaşlar. O demin baskı yapıyor dediğim kişi çatışmada ölmüş. Hatta birisi asist de yapmış. Bir kişi daha ölebilir şu anda. Bunlar takımlarının ismini de başına yazmışlar. Mesela bu Epsilon. Bu Apex şeyi de bu takımda. Bazıları yazmış herhalde. Evet, Apex şeyle aynı takımda. O da iyi bir oyuncu. Ama çok videosunu izlemedim yani. Bizim Avrupa serverında şu an bugünlerde ilk 10'da olabilir. İsmini görmüştüm çünkü bunu. Şu an iki tepenin arasında kendini korumuş. Evet arkadaşlar, bu kim? İsmini göremiyorum ama pozisyonu çok iyi. Arkadan kimse gelmeyecek. Çünkü gaz yayları bayağı bir zaman oldu. Ön tarafında da tepelik var. Kendini çok rahat bir şekilde koruyabilir ama sadece sol kısmı biraz açık. O zaman da arabanın arkasına geçebilir ki soldan birisi ne ateş ediyor. Ama o ateş ettiği kişi de ilgilenmiyor. Evet, bu sefer sadece ar mermisiyle eliminate var sandıkta. Bu sefer alan o kadar şanslı değil. Bakalım kimse mail edecek mi? Genelde siz kullanıyorlar bu. Geçen sene öyle olmuştu. Ama bu sefer alan kişi siz kullanmadı, bir öncekini alan kişi. Sadece 4 kişi bitti arkadaşlar ve uzun bir süre geçti aslında oyunda. Flame herhalde yok. Arıyor mu diye bak dedim ama aramıyor, gidiyor. İnsanların yani birbirleriyle artık karşılaşması lazım çünkü harita küçüldü. Ama işte çatışmıyorlar, problem oluyor. Bakın kaçıyor. Bir kişi daha gitti arkadaşlar. İkisini de tanımıyorum. Ama yayını bence geçen senekinden daha kötü yapmışlar çünkü geçen sene direkt çatışma ortamlarını görebiliyordunuz. Bu sefer adamlar ölüyor. Sadece üstten görebiliyoruz. Başka kişileri izliyoruz. Ki izlediğimiz kişiler de o esnada bir şey yapmıyor diyor. Gerçi ateş ediyorlar ama yani çok gereksiz ateşler. Geçen sene daha iyi. Geçen sene neredeyse tüm çatışmaları birebir izlemiştik. absolutely, and we saw those 1,000 points, though when you look at the grand scale of it versus 175,000 points for first. Evet, takılıyor. Benzininiz var mı sizin ya, böyle bu kadar geziyorsunuz? Sağ üst tarafta kuzeydoğu yönünde bayağı birbirine yakın olan oyuncular var. Onlar birbirleriyle çatışabilir. Ama bu şu an gösterdiği yerde herkes... O, bu herif hala orada mı? Demin Stone Age'den bahsetmiştik. Hala oralarda takılıyor. Demek ki bu da... Aa, şu yine aynı bölgede bir kişi daha var ama o da hareketsiz. Büyük ihtimal birbirlerinden haberleri yok arkadaşlar. Haritada yani uzaktan bakınca çok yakın görünüyorlar ama oyun içindeyken aslında uzak bir mesafe. Bu herif, bu evet, Stone Age'deki. Gördüğünüz gibi yerinde durmuyor. Bu da Rock takımındanmış. Inbox'sızla aynı takımdan. Şimdi artık yavaş yavaş ölümler başlar çünkü bayağı bir kişi dışarıda kaldı. Hem koşacaklar hem de içeri girmeye çalışacaklar, hem de çatışacaklar mecburen. Gördüğünüz gibi ne kadar kalabalık. Normalde böyle bir şey olamaz yani bizim oyunda. Sonunda bize çatışma gösteriyor galiba. Demin birini öldürdüğünü gördüğümüz Gates yine çatışıyor. Evet, Radek gitti. Eski şampiyonlardan Radek gitti ve Gates yine birini öldürdü. Bu da demek ki agresif bir oyuncu. Ben bunu tanımıyorum. Avrupa, Amerika hangi serverda onu da bilmiyorum. Mountain FPS'e bu sefer drop yakın. Bakalım gidecek mi? George Chicken sis attı. Adam mı gördüm? Hayırdır? Niye sis attı? Eğildi. Evet, siz de eğer sis atarsanız korunmak için evet. Birbirlerine vuramıyorlar. Gördüğünüz gibi benim eğimim kötü demeyin. Bakın kaç tane pompalı harcadılar. Çünkü birbirine çok yakınken pompalı kullanacağınız zaman çok zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Bakın ne kadar iyi oyuncu olursanız olun. 3-4 tane mermi sıktılar birbirlerine. Evet, Nightwalker. Bu da CLG takımındanmış. Çok bakın bu değişik bir stil. Çünkü tam gaz sınırında ve binanın çatısında hiç kimse tarafından görülemez derken ona çok yakın birisi var. O görmüş büyük ihtimalle. Belki de daha önceden çatıştılar. Birbirlerini, yerlerini biliyorlar. Ama birbirlerine oradan müdahale edemezler bence. Gaz sınırında bekliyor ikisi de. 50 Shades varmış. Kitap ismi biliyorsunuz. Öyle bir oyuncu varmış. Onu da tanımıyorum. Bir kişi daha gitti. Haskins gitti. Demin tedavi olduğunu görmüştük benzinlikte. O gitti ama biz yine çatışmayı göremedik. Harav, Fransız oyuncu. Aha, yakınlarda silah sesi geldi. Bakalım kimle çatışacak. Nightwalker birini daha öldürdü. Öldürdüğü kişiyi tanımıyorum. Birebir mücadele olmadı. Dikkat ederseniz çok böyle karşılıklı çatışma olmadı. Hep bir taraf sıkıyor, diğer taraf kaçmaya çalışıyor. Çünkü görmemiş oluyor filan. Genelde ölümler böyle oldu. Evet, şu normalde yapılmaması gereken bir hareket arkadaşlar. Hiçbir korunacak yeri yok. Ortada ve sıkıyor rakibine. Rakibi ise ağaçların orada. Aslında onu gösterebilirdi. Devamını görebilirdik. Harav'la bunu gösterdi. Ne diyor? İsmi göremedim. Büyük ihtimal onlar birbirine yakın yerlerde. Çok fazla sis atılmış. Acaba bu ikisi birbiriyle çatışıyor. Evet, o da demin demiştik ya yeri iyi değil, yanlış yaptı diye. Yayın kalitesi maalesef kötü arkadaşlar. Harav'ın olduğu yerde 3 kişi. 3 kişi. Çok yakında, birbirine yakın, çok yakın 3 kişi var arkadaşlar. Bakalım ne olacak. Burada da bir çatışma. Evet, burada herhalde. Sis hattına göre o iyileşecek. Arkadaşlar oynarken mesela 2-3 tane mermi yerseniz kesinlikle çatışmayı devam ettirmeyin. Ben karşımdaki adamı vururum demeyin. Güvenli bir bölgeye geçin. Mutlaka bandajınızı, medkitinizi yapın. Hatta yapabiliyorsanız yeleğinizde yapın. Grimy Bill birini öldürdü. Pineapples da gitti. Orada bir ikili çatışma olabilir tekrar. Rock Drop gitti. Bakın hiç çatışmaları göremedik maalesef. Ama bunu bize izletecek. Harav'ın Oldu evet. Kim kimi vurdu? Harav'ın olduğu çünkü bölgede çok adam vardı ve durmadan orayı gösteriyordu zaten. Burada bunlar birbirlerini vurmuş olabilir arkadaşlar. Sol üst köşeden de fark edemedim. Taşın arkasında. Şimdi bak bu da açıkta. Yalnız bu kendini koruyabilir. Tepelik bölgede olduğu için. Ama çatışmadı. Gidiyor. Bu sıkıntılı. Ama gördüğünüz gibi hemen sis attı. Kendi yerini diğer insanlar anlamasın diye. Genelde sis attığınız zaman oradan uzaklaşmaya çalışın. Çünkü orayı bombalayabilirler arkadaşlar. Eğer orada çok fazla durursanız iyileşmek için özellikle. Orayı bombalarla daha yani canınızdan olursunuz. 35 kişi kaldı. 25 kişi gitti. Kaskı yok ya. O kadar oyun 2 saattir oyun oynanıyor. Kaskı yok elemanın. Bakalım bulabilecek mi? Hemen buldu. Aha. Aha Harav. Aha. Gördüğünüz gibi yine bir pompalı çatışması ama hem vurulmuyorlar hem vuramıyorlar. Bakalım. O öldü mü? Ölmedi. Arla ara karşılığı pompalıyla çatışıyor. Ve bravo. Göremedik. Birisi orada bence öldü. Ne oldu? Harav öldürdü arkadaşlar. Pompalı kazandı. Hatta yeleği de var. Sayfayı yeniledi. Görüntü bozuluyor diye. Aladdin Apex şeyi öldürmüş. O arada evet demin bahsettiğim olay. Gördüğünüz gibi sizin içinde durursanız sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bakalım ölecek mi? Kaç canı olduğu görünmüyor ama çok barı çok küçüldü. Ölebilir yani. O bayağı bomba almış. Evet öldü. Gördüğünüz gibi. Rıdvan gibi adamız yani dedik orada durmayın diye. Bazen tabii mecbur kalıyorsunuz. Durmak zorunda kalıyorsunuz ama eğer zorunda değilseniz mutlaka sisi atın, başka sislerle onu süsleyin, ondan sonra da kaçın. Aha. Oo, dibinden geçti, göremedi. Gaza girdi, gördü mü? Yok, göremez. İyileşmek için gaza girdi arkadaşlar. Arkasından sıktı bir tane. Birbirlerini bulamadılar. Bakalım kim alacak? Oo, tek hamlede aldı. Yine gazda iyileşen biri var. Gördüğünüz gibi ilk veya ikinci gazda gazın içerisinde iyileşebilirsiniz. Eğer yakınlarda adam olduğundan şüpheleniyorsanız. Mesela bu güzel bir taktik olabilir. Ama diğer gazlar çok hızlı götürdüğü için iyileşemezsiniz. O yüzden gazda kalamazsınız. Vitali sonunda Harav gitti arkadaşlar. Bir sıçradı, iki sıçradı. Üçüncü de gitti. George Chicken da gitti. Gates üçüncü adamını vurdu. Hala Huvi gitti arkadaşlar. Huvi de iyi oyunculardan biri. Hatta Türkçe küfürler de biliyor. Bazen yayınlarını izliyorum Türkçe küfür ediyor. Belki izlerseniz siz de fark etmişsinizdir. Anavacı dümdüz gidiyor ama tabii bilmiyor. İmbaksız gazdan öldü. Arkadaşlar oyunun başında herhalde söyledim. Yani bu oyunda gazdan ölenler oluyor ama imbaksızın ölmesi garip. O iki kez vuruldu. Bakın çok seri bir şekilde kaskını hareket halindeyken taktı. Bu işte hız çok önemli. Mesela eğim kadar önemli bence. Ve aynı zamanda sis atmayı düşünüp sis attı. Kendini oradan o zor durumdan kurtardı. Siz de bu şekilde evet PYD, Two Tap King öldü. O da iyi bir oyuncuydu. Grimy Bill demiştik değişik bir oyuncu ama nasıl öldüğünü göremedik tabii. Evet o Yağız yaşıyor arkadaşlar. Çok yakın. Ona çok yakın Gates var. Bakalım çatışacaklar mı? Gates çünkü aha Gates aldı arkadaşlar. Gates bayağı bir adam vurdu. Yağız'ı aldı. Maalesef Yağız 15. veya 16. oldu. Olsun. İlk 20'ye girdi. Bu da güzel bir şey. Sonuçta 3'te 1'lik kısma kaldı. İnşallah darısı diğer oyunların başına diyelim. 15. falan oldu. Bakalım diğer oyunlarda kaçıncı olacak. Bir çatışma daha var. Şimdi arkadaşlar şu aklıma gelmişken söyleyeyim. Molotof atmış. Molotofu sadece adamı yaralamak için değil, aynı zamanda adamın sizin üzerinize gelmesini engellemek için de kullanabilirsiniz. Eğer zor durumda kalırsanız adamın açılarından birini molotof atarak engelleyebilirsiniz. Bu bence çok önemli. Evet, sis attı büyük ihtimal. İyileşmek için sis attı. Çünkü enerjisi bayağı az. Yalnız bomba yerse ölür. Şimdi bir çatışma daha. Bunlar kim? Nightwalker mı? Evet, Nightwalker Gates'i aldı. Gates belki de oyunun en ateşli oyuncularından da. Grimy Bill de CBK Flame'i aldı. Grimy Bill bugün gününde herhalde, çünkü iki tane iyi oyuncuyu aldı derken. Evet, Prox da Rock takımından CVD'yi aldı bakalım. Bir kişi daha gitti, Fifty Shades gitti. Ama %46'sını başkası vurmuş. Büyük ihtimal evet, bir çatışma daha göreceğiz. Oo, gittiği yerde bir adam daha var. Burası cehennem olmuş. Keleşle vurdu. Arkadaşlar genelde oyunlarda hep AR kullanılıyor. Bakın gördüğünüz gibi oyunun sonuna kalan oyuncu Keleş kullanıyor. Keleşle adam öldürdü. Bazılarının stili daha çok uyuyor Keleş'e. Evet, Prax da gitti. Mountain FPS. Yani çok çatışırken göstermedi ama demek ki o da iyi oyunculardan biri. Hem sona kaldı hem rahat bir şekilde adamı öldürdü. Bir çatışma daha. Sadece 6 kişi kaldı. Çok taktiksel anlamda bir şey göremedik bu oyunda. Grimy Bill gitti. Aladdin vurdu onu. Çok taktiksel anlamda dediğim gibi bir şey göremedik ama şunu gördük ki Seas çok önemli. Bütün oyuncular çatışmadan kurtulabilmek için sis atıyor. Oha, dibinde oyuncu var, ta nereye ateş ediyor. Burada biri daha... Ooo! Çok çok ilginç bir şey oldu. Arabayla ezmeye çalıştı herhalde. Ve çok az kişi kalmıştı. Demek ki para onun için evet önemli değilmiş yani. Orada çünkü artık ilk 5'e kalanlar arasında çok büyük bir miktar farkı oluyordu. Aladdin bomba attı. Gorani ve Aladdin. Gorani kendini sislemiş. Bakalım nasıl olacak. Aladdin bomba atıyor. Gördüğünüz gibi oyunun sonu birbirlerinin canını götürmek için sadece bomba atıyorlar. Yani çatışmadan ziyade. Daha sonra silaha geçecekler. Gorani silaha geçti bile ama bomba da yedi galiba. İkisinin de canı full. Daha birbirlerini vuramadılar. Aha. Gorani helmetini, kaskını kaybetti ama tabii yedeği var. Bu açıdan çok uzak görünüyorlar birbirlerine ama aslında gördüğünüz gibi çok yakınlar. Kameranın açısı da çok önemli. İkisi de ağacın... Gorani kendine güveniyor. Neden? Canım azaltıyor. Gorani açığa çıktı. Eğimine güvendi arkadaşlar. Artık sıkıldı herhalde. Aha, basıyor. Aladdin basıyor. Flashbang. Flash attı ve Gorani birinci oldu arkadaşlar. Demek ki flash'ı yemedi. Çünkü direkt çıkıp kafasına sıktı. Öteki de Aladdin de yediğini düşündü. O yüzden atladı üstüne. Ama maalesef kaybetti. Aladdin kim onu da bilmiyorum. Birinci olanı da bilmiyorum. Evet. Latin zenci kadın sevincini gösteriyor. Latin herhalde bu. Evet. Sakin ol bebek. Tamam arkadaşlar, şimdi ne yapacaklardır? Birinciyle sohbet falan edeceklerdir. Nasıl birinci oldun, ne yaptın, taktiğin neydi falan filan şeklinde. O kısımları göstermeyi düşünmüyorum. Yağız 15. oldu. Çok büyük bir başarı elde edemedi ama ilk 20'ye kaldı. Geçen sene ilk 10'a kalanlara para veriliyordu. Bu sene ilk 20'ye para veriliyorsa kazanmıştır. Verilmiyorsa kazanmamıştır. Şöyle bir şey de olabilir. 3 oyunun ortalaması alınıp da puanlarına göre para dağıtımı da yapılabilir. Onu araştırmadığım için bilmiyorum. En sonunda göreceğiz. Ben diğer videoları da izlemeyeceğim arkadaşlar. Hepsini canlı bir şekilde sizle beraber göreceğim. Çünkü bu şekilde daha heyecanlı. Sakın spoiler vermeyin. Ama gördüğüm kadarıyla yayının kalitesi çok iyi değildi. Çünkü çatışmaları göremedik. Birkaç tane güzel çatışma görebildik. O en sonlarda arabalının biri iki kişinin arasına girmişti. O güzeldi mesela. Çok fazla taktik de göremedik. Bazı önemli oyuncular, mesela Storm'u göremedim. Storm'un ne zaman öldü bilmiyorum. Hatta var mı yok mu onu da bilmiyorum ama olması lazım. Lindin, FPS, Ninja bunları hiç göremedim arkadaşlar. Varlar mı bilmiyorum. İlk oyun bu şekilde bitti. Bir sonraki oyunda yine görüşürüz arkadaşlar. See you.